Büyük geçmiş olsun. Sahiden bir kez daha bir acı daha yaşıyoruz. Depremin üzerinden bir ay geçti, bir ayı da geçti hatta. Hakikaten çok üzücü görüntüler izledik. Büyük geçmiş olsun. Ya şu an birçok noktada acı var. Demirören Haber Ajansı muhabiri Ali Leylak Şanlıurfa'daki son durumu aktaracak. Ali geçmiş olsun. Nedir son durum? Neye ihtiyacınız var? Neler görüyorsun? En iyi sen görüyorsun şu anda o bölgeyi. Bize biraz anlatır mısın? Neye ihtiyaç olduğu çok önemli. Teşekkür ederim. Evet, depremin vurduğu kentler arasında yer alan Şanlıurfa ne yazık ki dün akşam saatlerde selaya teslim oldu. Şu an bulunduğumuz nokta kent merkezinde Süleymaniye Mahallesi olarak adlandırılan bölgedeyiz. Hemen arkamda bulunan dere ise Karakoyun Deresi. Şu an Karakoyun Deresi hızlı bir şekilde taşmış durumda ve kent merkezine doğru hızla akmaya devam ediyor. Yaşanan bu sel felaketinin ardından Şanlıurfa'da özellikle araçlarıyla ilerleyen vatandaşların kent merkezinde bulunan Abide Kavşağı'nda sel sularına kapıldığını söyleyebiliriz ve onları kurtarmak için arama çalışmalarının devam ettiğini ifade edelim. Yaklaşık 6 vatandaşın sel sularına kapıldığı bilgisi elimize ulaştı. Onları kurtarmak için Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sualtı dalgıç polis ekiplerinin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kavşak altında arama kurtarma çalışmaları sürerken demin ifade etmiş olduğum gibi Karakoyun Deresi oldukça taşmış durumda ve bu taşan sular kent merkezine doğru hızla akıyor. Hızla akıyor. Evet, yine de ifade etmiş olduğum gibi yaşanan bu... Ali, Haliliye ilçesinde Abide Kavşağı'ndan söz edildi. Evet, alt geçitin suyla dolduğu bilgisini aldık. Biraz önce de yayınımızda Sayın Başkan da söyledi. Bir kişi kurtarıldı, itfaiye ekiplerinden hemen oraya müdahale için gitmişler ama iki kişinin de şu anda kaybolduğu, yani haber alınmaya çalışıldığını söyledi. Senin bir bilgin var mı? Oraya yakın bir noktada mısın? Evet, demin o belirtmiş olduğunuz noktadaydık. Abide Kavşağı'ndaydık. Yaklaşık 5-6 metre yüksekliğinde sel suları yükselmişti. Abide Kavşağı neredeyse deyim yerindeyse ağzına kadar dolmuştu. Ve o sel sularına neden olan Abide Kavşağı'nda ilerlemek isteyen araçlarına, ilerlemek isteyen vatandaşlar ne yazık ki o sel sularına kapılarak Abide Kavşağı'nın altına inmişti. Ve o vatandaşları gören itfaiye ekipleri olay yerine intikal etmişti. Ne yazık ki iki tane itfaiye ekibi, iki vatandaşı çıkardıktan sonra diğer vatandaşları kurtarmak için seferber olduğu sırada onların da sel sularına kapıldığı bilgisi elimize ulaştı. Şu an halen Abide Kavşağı'nda 6 vatandaşın arama kurtarma çalışmaları sualtı polisleri, dalış polisleri tarafından çalışmaları yürütülüyor. Yine hemen yanı başımızda bulunan Karakoyun Deresi'ndeki akan bu suyun altında da vatandaşların olduğu yönünde bilgisi elimize ulaştı ve birçok noktada oldukça ekipler seferber halinde çalışmalarını humanı bir şekilde sürdürüyor. Şanlıurfa Valiliği de yaşanan bu sel felaketi dolayısıyla okulların tatil edildiği yönünde uyarılarda bulunduğu vatandaştan özellikle giriş katlarda ve dere yatağında bulunan evlerden uzak durmalar konusunda uyarılarda bulundu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ise kent merkezinde yaşanan bu olumsuzluğun önüne geçebilmek için ekiplerle birlikte sahada yürütülen çalışmaları takip ediyorlar. Yine ifade etmek gerekirse halen kent merkezinde yağış etkili bir şekilde devam ediyor. Şanlıurfa'nın simgesi olan Balıklı Göl'de yaşanan bu sel suları yüzünden taşmış durumda ve Balıklı Göl'de artık eskisi gibi yine sular altında kaldı ifade edebiliriz. Yine dün akşam saatlerinde etkili olan şu an ben Süleymaniye Mahallesi'ndeyim. Karakoyun Deresi'nin bulunduğu noktadayım. Görüyorum. Onlar evlerinden evet, çıkan kameraman arkadaşım da. Ömer Şul. Evet, bunlar evlerinden çıkan insanlar ve şu an taşan dereyi yakından görmek için ve sular altında kalan vatandaşları yardım etmek için toplanan vatandaşlar hemen arkamda bulunuyorlar. Yani görmüş olduğunuz gibi vatandaşlar da çalışmaları humalı bir şekilde meraklı gözlerle izlemeye çalışıyorlar. Kent merkezinde özellikle bu taşan Karakoyun Deresi'nin yol açtığı sel nedeniyle Şanlıurfa'nın tarihi simgesi olan Balıklı Göl'de sular altında kaldığını Ali, ifade ediyoruz. Ali, köprüye çok yakın bir noktadasınız. Sizin de aslında vatandaşların da dikkat etmesini istiyoruz.
Çok yakın bir noktadasınız köprüye. Evet, sizin doğrudur. De... Yani gerçekten şu an şu kameraman arkadaşım Ömer şurada göstersin. Hemen zaten çatlaklıkları görüyoruz ve suların da bu köprüye zarar verileceği yönünde uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar da burada uzaklaştırmak için birbirlerine uyarı ikazları da bulunuyorlar. Halen şikayet merkezinde yağış etkisi devam ediyor. Halen arama kurtarma çalışmaları devam ettiğini ifade ederek sözü merkeze bırakıyoruz. Ali, geçmiş olsun, büyük geçmiş olsun.